yandan Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi, devletler arası yeni bir usulü, yeni bir yöntemi de gün ışığına taşımıştır. Böylelikle silah gücüne güvenen küresel yaptırımları göğüslemeye hazır olan bir devletin üzerinde hak ettiği bir başka devlete saldırmasının önü açılmıştır. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kendisiyle ilgili alınan kınama kararını veto etme hakkına sahip olması başlı başına çarpıklık, bu kuruluşun iflas ilamıdır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın toplanıp dağılmasıyla şu ana kadar hiçbir sonuç vermemiş, üstelik bu kuruluşun baştan aşağı reforma muhtaç olduğu ayan beyan ortaya çıkmıştır. Dünyanın kaderi 5 devletin keyfine emanet edilemez. İnsanlığın güvenliği 5 devletin çıkarıyla bir ve aynı görülemez. Rusya'nın federasyonun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde pasifize edilerek bu konseyin ana yapısının değiştirilmesi, ayrıca farklı ülkelerin dönüşümlü olarak konseyde yer almasının sağlanması, uluslararası toplumun öncelikli hedefi olmalıdır. Geldiğimiz bu aşamada, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Rusya-Ukrayna arasındaki silahlı çatışmaların ivme kaybetmesi, süren yüksek gerilimin hafifletilmesi, barış için güçlü bir adım atılabilmesi maksadıyla Türkiye ve dünya kamuoyuyla paylaşmak istediğimiz görüş ve düşüncelerimiz maddeler halinde şunlardan ibarettir. 1. Ukrayna'nın siyasi ve toprak bütünlüğüyle egemenlik haklarına mutlak surette saygı duyulmalıdır. 2. Rusya ile Ukrayna arasında çok acil ateşkes rejimi tesis edilmelidir. 3. Rusya işgalden derhal ve ön şartsız vazgeçmeli, askeri unsurlarını geri çekmelidir. 4. NATO, doğuya genişleme stratejisini kesinlikle gözden geçirmeli, sanal korkular üreterek gücünü ve üye ülkeleri devamlı bir arada tutma arayışından vazgeçmelidir. 5. Krizin çözülmesi için tek seçenek diplomasi ve diyalogtur. Müzakere masası silahlı çatışmaya üstün gelmelidir. Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında mutabakat arayışları memnuniyet vericidir. Şu ana kadar Belarus sınırında 2 görüşme yapılmıştır. Ancak barış için yüreklere su serpen bir karar alınamamıştır. Gelişmeler ve gerçekler göstermiştir ki hem Rusya hem de Ukrayna ile doğrudan temas kuracak, görüşecek ve masaya oturabilecek tek ülke Türkiye'dir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgesel ilişkileri göz önüne alıp çok yönlü siyasi, ekonomik ve ticari ilişkileri kullanarak aktif arabuluculuk girişimi ateşkesin sağlanması için samimi gayretleri bize göre barışın, huzurun, istikrarın ve kalıcı çözümün anahtarıdır. Türkiye'nin hakemliğinde İstanbul merkezli bir müzakere ikliminin vasat bulması, barışçıl çabaları destekleyecek, krizden çıkışın orta yolu inanıyorum ki arana arana bulunacaktır. Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalara bizim bakışımız insanidir, ilkeseldir, uluslararası hukuk temellidir. Kategorik olarak hiçbir ülkenin ne yanında ne de karşısında bir pozisyonumuzun olması düşünülemeyecektir. Buna ilave olarak dostluk ve komşuluk hukukumuz olan hiçbir ülkeyi gözden çıkarmamız da söz konusu değildir. Türkiye cephe ülkesi olmayacaktır. Türkiye Batı'nın nam ve hesabına silah kuşanmayacaktır. Milli çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa, başkent Ankara'nın politik dinamikleri neyi vurgu yapıyorsa, adresimiz ve konumuz orasıdır. Dış politika
hassas bir alandır. Maceranın sonu acıklıdır. Milli beka her zaman önceliğimizdir. Ukrayna'yı işgal eden Putin haksızdır. Bu haksızlığın cezasız kalması mümkün değildir. Fakat bu durum Rusya ile siyasi, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi de zedelememelidir. Dış politikamız dengelidir, akılcıdır, sağduyuludur, çok boyutludur, millidir ve ön alıcıdır. Biz sırtımızı ona buna yaslamayız, ondan bundan medet ummayız. Savaşın karşısındayız, işgal ve istilaların kalıcı ve köklü barışın yanındayız, adaletle yaşamanın yolundayız. Devletler arası ilişkilerin karşılıklı egemenlik haklarına, saygı esasına dayalı ve hukuk normlarına bağlı kalması anlayışındayız. Küreselci değiliz, eyyamcı değiliz, entrikacı değiliz, oncu değiliz, hamdolsun kaynağını İslam ülkesinde Türk milliyetçileriyiz. Başı yalnızca secdede eğilen milliyetçi ülkücü hareketiz. Bastığımız vatan topraklarını, baktığımız ülkülerin sancağını gören bir davanın neferleriyiz. Zalimlerin hasmı, mazlumların dostu ve sığınağıyız. Haksızlık karşısında susmanın dilsiz şeytanlık olduğunu çok iyi biliriz. Yolumuzdan şaşmayız, çizgimizden sapmayız, davamızı satmayız, esen her rüzgarla savrulmayız. Çift başlı Selçuklu Kartalından ilhamını alan bir kavrayış marifetiyle hem doğuya hem de batıya elimizi uzatır, her iki yöne başımızı ve bakışımızı çeviririz. Çünkü biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Değerli milletvekilleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucunda Batı'nın ikiyüzlülüğü iyice belirginlik kazanmış, içimizde yuvalanan işbirlikçilerin gerçek hüviyetleri de bir kez daha görülmüştür. Konu Türk ve Müslüman oldu mu, üç maymunu oynayan, katliamlara sessiz kalan uluslararası toplumun insanların deri rengine, etnik ve köken niteliklerine göre politika geliştirmesi, sınırlarda ayrımcılık yapması bir defa su katılmamış ırkçılıktır. Ukrayna, Cumhurbaşkanı'nın kendi ülkesinin Avrupa Birliği üyesi yapılması çağrısına Avrupa Komisyon Başkanı'nın "Ukrayna bizden biri ve onları içimizde hissediyoruz" sözleri hastalıklı bir yaklaşımdır. Yani bu zamana kadar Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınmaması size benzediğimizden, benzemediğimizden dolayı mıdır? Bunu mu söylüyor, bunu mu itiraf ediyorsunuz? Avrupa barışının tehdit altında olduğunu iddia edenler,